tuzak mı kurdun? Sen ne yapıyorsun anne? Ya Sanskar, ne olacak? Bak Sanskar, Svara bugün oruç tutuyor değil mi? Yani onu ilaçla etkileyemezsin. Bu ona kötü şeyler yapmamızı mı gerektiriyor? O kadar da kötü değil Sanskar. Beni dinle. İnan bana, işimizi bundan daha iyi halledemezdik oğlum. Şimdiye kadar plana başlamışlardır zaten. Görürsün Sanskar. Bugün Svara öyle büyük hatalar yapacak ki düğün iptal olacak. Buyurun Bay Durga Prasa. Merhaba. Merhaba Bay Durga Prasa. Sağ olun, sağ olun Bay Durga Prasat. Bir dakika. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Bunca olan şeyden sonra... Bozulmadı. Doğru dediniz, abim bir anda düğünü öne alıverdi işte. Ama ne yapalım, abim bir karar verince uymak zorundayız işte. Peder Bey'e bir şey lazımdı sanırım. Ben gidip bir bakayım. Şöyle ki Bay Şeker, oğlum Lakşya kızınıza çok fazla güveniyor. Umarım bu güveni boşa çıkmaz. Gidiyor muyuz? Evet. Ragini, sen biliyor musun? Moini çalışmaya başlamış mı? Ne yapacağız? Ben işimi bitirdim. Sadece bu siyah boyayı Svara'ya sürmeliyim. O zaman kontrolüme geçecek. Ona öyle bir hata yaptıracağım ki Ragini'nin isteği tamamlanmış olacak. Sadece bunu kimsenin görmemesi gerek ki benden şüphelenmesinler. Bayan Sırjata, neden buradasınız? Bizim yanımıza gelsenize. Bayan Sırjata Mandi ve bu da annesi. Bugün mahallemize geldiler. Merhaba. Bakın, çok güzel bir olayın üstüne gelmişsiniz. Gelin, sizi herkese tanıştırayım. Peki. Bu Mandi ve bu da annesi. Mahallemizde kalmaya geldiler. Bu Lakşya'nın abisi Sanskar. Sanskar. Ne mi oldu? Neden onu çağırdınız? Senin derdin ne Ragini? Sen nasıl bu kadar kötüleşebilirsin? Ama başka çaremiz yoktu Sanskar.
Merhaba. Demek damat sensin. Düğününde yarın. Herhalde korkuyor olmalısın. Hayır. Korkmuyorum. Bu çok iyi. Lakşi, düğünü öne aldığın için teşekkürler. Savara, kimseye bizim aramızı bozma şansı verme. Artık kimse bizi ayıramaz.
an bize inanmanızın çok zor olduğunu anlayabiliyorum ama... Biraz sonra söylediklerimizin doğru olduğunu görebileceksiniz. Çünkü o kadın şu anda burada. Bakın bu imkansız. Çünkü mahallemizde kalan herkesi tanırız biz. Anne, Simar doğru söylüyor. Bay Durga Prasad, ailenizin yanına gidin. Burası sizin için tehlikeli efendim. Hayır komiser bey. Hepimiz burada kalıp gelinimize yardım edeceğiz. Gelinimiz Svara'yı bu halde yalnız bırakamayız. Svara kızım, söylesene Prem nerede? Lütfen söyle. Uzun zamandır arıyorum ama bulamadım. Prem nerede? O gayet iyi Simar. Bir dakika. Prem oğlum, aç gözlerini. Bak Simar yanına geldi işte. Karşındayım Prem, aç gözlerini. Biliyorum. Bu halinin sebebi o cadının sana verdiği o ilaçlar. Ama bak, bu şekilde kendini bırakamazsın Prem. Gözlerini açman gerek. Lütfen ayağa kalk. Anne. Simar Prem'i buldu. Ama sadece onun bedenini. Çünkü aklı hala benim kontrolümde. İstedikleri kadar denesinler. O asla uyanmayacak. Dünyada hiçbir güç beni yenemez. Prem oğlum. Aç gözlerini. Hayattaki en zor zamanlarımda hep yanımda oldun. Ya şimdi? Neden bunlar başıma geliyor benim? Benim biricik Prem'im. Neden sağlığına kavuşamıyor? Ama ben inanıyorum. O iyileşecek. Ayağa kalkacak. Hiç kimsenin gücü benim gücümü geçemez. İstediğin kadar dene. Lütfen Tanrım. Lütfen Tanrım. Prem uyanmalısın, hadi. Aç gözlerini Prem, hadi. Lütfen Tanrım. Anlamıyorum. Daha bugün elimi tutmuştun. Uyan Prem. Yine tut elimi. Simar'ın seni bekliyor Prem. Hadi uyan. Elimi tut hadi. Simar'ın seni bekliyor. Hadi Prem yeter artık, kalk. Eli kıpırdıyor.
kaldırmaya çalışıyor. Rem, beni duyabildiğini biliyorum. Hadi kaldır elini. Kaldır elini hadi. Kaldır hadi. Eder Bey. Sen inancını hiç kaybetmedin. Asla. Benim sana olan inancım da asla yıkılması var. Bakın, bölgeyi kapsamlı şekilde araştırdık ama o kadınları bulamadık. Şimdi birlikte mahallenin içlerini arayacağız. Sizler olduğunuz yerde birlikte kalın lütfen. O ikisi bence burada saklanıyor. Hadi. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitme. Şimdi tüm mahalleyi arayacaklar. Yanımızda kal. Seni gördüklerinde bizden şüphelenmezler. Sağ ol Suvara. Zamanında gelmeseydin belki hayatta olamazdın. Evet Suvara. Bugün senin sayende Rem'in hayatı kurtuldu. Ya da onun yeni bir hayatı olduğu diyelim. Sana çok teşekkür ederim. Bu yüzden sana yapma demiştim. Onları buraya getirip Ragini'yi de yanlarına bıraktın. Eğer Ragini'ye bir şey yaparlarsa, Ragini'yi yakalarlarsa ve korkudan senin adını verirse ne olacak? Tanrım. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ne yapacağız Sanskar? Ben bir şey yapacağım. Çabuk ol. Eğer biri nerede olduğumu sorarsa onlara, Ragini'nin peşinden gitti dersin. Ben hallederim. Tamam ama çabuk hallet. Çabuk gelin. Polis buraya geliyor. Saklanacak yer yok. Nereye gidiyorsunuz siz? Polis size doğru geliyordu. Ben kimseden korkmam. O polisleri parmağımla oynatırım ben, anladın mı? Simar'ın kocasını oynattığın gibi. Öyle mi? Buradan hemen çıkıp gitseniz çok daha iyi olacak. Mohini'ye ne yapacağını kimse söyleyemez. Mohini ne isterse onu yapar. Anladın mı? Eğer öyleyse o zaman burada çürü. Ben de polisle Simar'ın ailesine burada olduğunu söyleyeyim. Ne dersin? Bakalım o zaman şu sözde gücün ne yapacak? Ayrıca bütün bu yaptıklarının yasa dışı olduğunu da biliyorsundur. Bana bak, sen benim neler yapabileceğimi biliyor musun? Yüreği ölen insanın kaybedecek bir şeyi olmaz. Bu yüzden bu tehditlerin işe yaramaz. Tamam, bırakın bunu.
Söyle bana, Svara Simara bizden söz etmedi mi? Daha değil. Mohini, bu defa kurtulduk. Ama Simar gerçeği öğrenmemeli. Prem kaçtı, bırak onu. Artık kendimizi düşünmemiz gerek. Sırrımız ortaya çıkmadan buradan gitmek zorundayız. Prem'i bırakabilirim ama Svara, ona dersini vermem gerek. Kardeşine tuzak kurmam için bana para vermiştin, değil mi? Söylesene bana, eğer kardeşini ebediyen yolundan çekersem daha iyi olmaz mı? Saçmalamayı kes. Ona bir şey yapmayacaksın. Buldunuz mu? Hayır, burada da değiller. Hemen çıkın buradan. Polis yan taraftaki eve girdi. Aa, evet. Süreceğin boyayı da boş ver. Bana ver. Ben onu Svara'ya sürerim. Merak etme sen. Neden? Senin de mi güçlerin var yoksa? Ayrıca o boya işe yaramaz. Bu yüzden boş ver onu. Hadi Mohi. Şimdi gidiyorum. Ama döneceğim. Ve döndüğüm zaman da Svara başına gelenleri anlamayacak. Size yemin ediyorum. Bu gece bitmeden önce bundan intikamımı almış olacağım. Yürü hadi Mohini.